Selamünaleyküm arkadaşlar. Hasan Alkan YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafiften güneşli bir gündü. Tavuklarımızı salmıştık. Beraber kapatalım istedim kümeslerimizi. Yağmur da birazdan bastıracak. Herkesi yerli yerine güzelce kapatalım. Geçen videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Doğulaş'tan. Bu arkadaşların, ligorinlerin gözlerinde problem var. Yumurta yapıyorlar. Bakın bunu da buraya yapmışlar. Salmıştım ama yine buraya yapmışlar. Günlük 2 tane falan yumurta yapıyorlar. 4'ten ikisi yumurtluyor. Öncelikle splash wineout'ları yerine katmamız lazım. Bildiğiniz üzere şurada ligorinler, şu bölmede splash wineout'lar var. Elimize sopayı alalım. Tek tek kendilerini kümeslere koyalım.
Tam kapatayım derken son anda içeride civcivleri fark ettim. Orada kalsalardı tavuklar onları iyice döverdi. Son anda iyi fark ettim. Onları çıkarttım, bir daha uğraştırmış oldular. Mükemmel bir yağmur başladı. Kümes kapatma videomuzda. Birazcık da onu şöyle sizle beraber seyrettirmek istedim. Şurada buğday ekildi arkadaşlar. Bu sene ekenlerin senesi olabilir. İnşallah herkes karşılığını alır. Hayvanları kapatmamıza devam edelim. Black Motlet cüce koşunlarımız. Bunları herhangi bir yere kapatmıyorum arkadaşlar. Normalde yemliklerini şurada oluyor. Ama hafta boyunca civcivlerle beraber. Çünkü civcivler bunları hırpalamıyorlar. Civcivlerle beraber ortak bir alan. Düneme yerleri farklı. Sadece zaten biliyorlar. Biri bir köşedeki bölmeye, diğerleri buraya içeri girerek tünüyorlar. Ya burada serbestler en azından. Belli bir alanları yok. Yumurta yapıyorlarsa da bilmiyorum, altlara falan bakmadım. Çünkü bunlar kılavuzdaydı, yani tek tük atıyorlar. Şu horoz arkadaşlar. Tavuk. Şu siyah da horozumuz. Bir tane daha horozumuz var. Ama onu şu an göremedim. Belki dışarı çıkmış olabilir. Yaklaşık 3 gündür bu kümese hiç girmedim. Yumurta var mı yok mu? Ne durumdalar? Bakın kendilerine şöyle güzel bir yuva yapmışlar. Bu ne? 3 günde bir yumurta. Hayal kırıklığı yapıyorsunuz bana. Kırmadıysanız, yemediyseniz. Çünkü bazen tam yumurtlayacağında ayağı küçük bir delik açıyor. Onu kokusunu aldığı için hemen yiyip içiyorlar kabuğuna kadar. Çünkü buradan bakıyorum ben, 3 gündür yemleri vardı. Yemleri olduğu için girmek istemedim. GSG yani sarı oyalı diye geçiyor. Wyandotte'larımız maşallah. 4+2, 4+1 de olabilir de. Horoz iyi beslensin diye bir tane fazladan içinde tutuyorum. Yedekte ayrıca 3 horozumuz daha var. Onları da sahiplendirebiliriz. Maşallah şu arkadaş güzel oldu. Boylu boyuna. Elimizde tuttuğumuz horozlar. Arkadaşlar yine şunu da hatırlatayım. Verim almak için kış aylarında hayvanlara ışık yapmamız lazım. Çünkü en az 16 saat bunların Işıktan faydalanmaları lazım. Verim de %100 etkili kış aylarında. Yine arpayı, buğdayı çimlendirebilirsiniz suda.
Bu da bir protein kaynağıdır. Yine yumurtayı mı da verirseniz. Ama yumurtayı mı verip ışık yapmazsanız yine verim az alırsınız. Çünkü bunlar burada 24 saat kapalı. Hafta sonundan hafta sonuna dışarı çıkabiliyorlar salarsam. Alanları geniş. O yüzden verim almak istiyorsanız kış aylarında hayvanlara ışık yakın. Yani ben burada ışık yaksaydım şu an geldiğimde en az 9 yumurta olurdu. 3 gün uğramadığım için işlerine dışarıdan bakıp geçiyorum, gözetiyorum. Bu kümesimizde silver wingnutlarımızın olduğu, 12 tavuğumuzun olduğu bir kümes. Yine bunlar da bir süredir arpa veriyorduk da bu hafta yumurta yemine geçtik. Işık yakarken daha çok yumurta yapıyorlardı. Ama şu anda bilmiyorum, belki bir belki iki yumurta vardır. Çünkü dün almıştım 4-5 tane. Bugün bir tane iki tane yapmış olabilirler. 4-5 görürsem çok şaşırırım yani. Daha bakmadım. Dediğim gibi arkadaşlar, hani yemlik sayımız fazla. Şu yemliği bir 25 hayvana koyabilirsiniz. Bugün de zaten 25 hayvan yok. O yüzden bir hafta kadar bu dolu oldu mu yemlikler fazlasıyla yetiyor. Bunlar da yine verim noktasında ışığı falan yaksak günlük 7-8'e kadar çıkarız diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz gezelim. Gördüğünüz gibi maşallah tavukları boylu boylu, horozları boylu boylu oldular. Folluk bir şey de yapmadık daha bu arkadaşlara. Yapacağız. Dediğim gibi bakın bir tane yumurta yapmışlar. Bu da hala daha bakın sıcak. Elime ılık geldi. Yeni yapmışlar. Yani ışık olursa gün ışığını bulacağı için yumurta öğlene yumurtlama saati bitmiş olur. Işığı günlük 16 saat alırsanız öğlene bitmiş olur, ama bunlar daha yumurta hala sıcak olduğunun göstergesi. İçinde döngüyü tamamlamadığını gösteriyor. Yani 2-3 günde bir hayvan o ışık döngüsünü tamam, yani sürekli geceymiş gibi hissediyor. Düşünün ki saat daha ben şu bu videoyu çekerken ikindi ezan okunuyor. Yani saat 4'e bile gelmedi daha. O yüzden bu saatte yapıyor. Yani ışığı yapmış olsaydık, ki o da elektrik maliyetlerinden dolayı yakmıyorum şu anda. Bu kümesimizde biraz daha şöyle hayvanlarımızı göstereyim size. Evet değerli dostlar, ışık yapmanın önemi. Tavuklarımızı kapattık yağmurun bastırmasıyla beraber. Videolarımızı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın değerli dostlar. Herkese kümesimizden sevgiler, saygılar.